yarın Diyarbakır'da önemli bir buluşma gerçekleşiyor. Hem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, hem bölgesel yönetimi lideri Mustafa Barzan, Şivanperver ve İbrahim Tatlıses düet yapacak. Doğrusu değerlendirmelerinizi merak ediyoruz. Yarınki buluşmayla ilgili. Türkiye büyük bir ülke. Sadece nüfusuyla büyük bir tarihin de büyük bir ülke. Tarihimize baktığımızda da bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan ve komşu ülkeler haline gelen birçok ülkede akrabaları, dostları, soydaşları olan bir ülke. Bu çerçevede baktığımızda Güney'de, Irak'ta, Irak'ta, Türkmenler, Kürtler hepsi bizim akrabalarımız. Dolayısıyla bunlarla her türlü dostluk bağlarımızı güçlendirmeyi eminim ki hem bizim çıkarımızdadır hem onların çıkarlarıdır. Hem de insani ilişkiler, akrabalık ilişkileri olan vatandaşlarımızın hepsi çok mutlu olacak bir şey. Bu şekilde görüyorum ki bu Türkiye'nin kendisine olan özgüvenidir açıkçası. Ne kadar komşularımızla pozitif ajanda ve zararlar olursa, ne kadar komşularımızla dostluk ve dayanışma içerisinde olursa, o kadar çok birbirimize de çok faydamız olur. Diğer bir buluşması ile ilgili anlamlı bir zamanda gerçekleşiyor bu buluşma ve bu nedenle de çok sayıda yorum, çok sayıda tartışma yapılıyor. Özellikle TYD ile Erbil arasında bir gerginliğin olduğu bir dönem, yine bir iddiaya göre Rojava'da devrim yapıldığı iddiası var, BDP'nin biraz çekincesi var. Bu nedenden ötürü çok sayıda yorum yapılıyor. Çözüm sürecinde acaba İmralı'nın yerine mi Şaka mı yapıyorsun diyorum, adam öndeki ifadeni saçın uzağına koyuyor. Dikkat çeken olaylarla, hayır, herkes açık bir yorum yapabilir, herkes bir şekilde bunları izah edebilir. Kimlerden bakarsa belki bir haklılık noktada bulabilir. Bunları sadece takip etmek gerekir. Ama şimdi özel olarak baktığımızda demin söylediğim gibi anlamak gerekir bunu. Demin söylediğim şekilde anlarsak, o zaman bu Türkiye'nin çıkardığı olur, kendimizin çıkardığı olur. Nerede söyleyeyim? Komşularımızla ilişkileri geliştirmek, özellikle Irak'ta olduğunda, nasıl Irak'taki Türkmenler bazı vatandaşlarımızın akrabalarıysa, aynı şekilde Irak'taki Kürtler de bazı vatandaşlarımızın akrabalarıdır. Bu bir gerçektir, realitedir. Bu çerçeve içerisinde dostluklar ne kadar çok gelişirse, ne kadar hepimiz ortak ajandalarda beraber olursak, ortak programlarda beraber olursak, bu kadar çok faydası olur. Ama öbürü detaydır açıkçası, nereden bakarsanız. Sizin sorunuza gelince, bu bizim tamamen kendi milli meselemizdir. Kendi problemlerini, kendi çözen bir büyük problem, bu çok önemlidir. Kendi problemlerine başkalarını karıştırırsanız, bu büyük güçlerin yapacağı iş değil. Onun için esas zaten bu sürecin değeri de buradan gelir. Tamamen kendi irademizle ve kendi niyetimizle başlayan bir süreçtir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde yabancı gözlemci veya herhangi bir şekilde yabancı ilişkisi söz konusu değildir bu işler. Efendim, başkanın tartışmada dershanenin kapatılması ile ilgili, dershanelerle ilgili. Dershanelerin kapatılması olumlu yaklaşanlar var, olumsuz yaklaşanlar var. Dün de medyaya bir taslak yansıdı. Bir taraftan da dershanelerin kapatılmasının hem hukukun üstünlüğü hem de teşebbüs süreci açısından evrensel değerlerle bağdaşmadığı yönde bazı yorumlar var. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir efendim? Bununla ilgili uzun vadeli bir program var gördüğüm kadarıyla. Tabii bir ülkede okullar varken o okullara paralel başka bir eğitimin olması aslında çok hoş değil. Ama bunun sebeplerini önce tabii yok etmek de gerekir. Böyle bir ihtiyacı ortadan kaldıracak. Bunlar nerede arz talep meselesi.
Ama ben eminim ki yani teşekkürler. Bütün eğitimciler, herkes konuşacaklardır. İmzaslar yapılacaklar. Bunlar hep dinlenerek muhakkak bir yol alınacaktır. Bildiğim kadarıyla şu anda kesinleşmiş değil. Yani çalışma aşamasında. Dolayısıyla bakanlık bir çalışma yapacaktır. Mecliste komisyonda görüşler hep alınacaktır. Neticede genel kurula ne zaman gelecek, program nasıl olsa onu da tam bilemiyorum ama bunlar hep dikkate alınarak bir çalışma yapılacaktır. Efendim, sen Bülent Arınç dün İstanbul'da bir açıklama yaptı. Aktif olarak siyasetçi bırakabilirim dedi Sayın Bülent Arınç. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerimiz herhalde. Açıklaması yaptı gayet güzel bir açıklama doğrusu. Yine dış politika ama Suriye ile ilgili biraz önce bahsettiğimiz olayla ilgili efendim. Türk hükümeti her zaman şunu der. Kuzey Suriye'de bir oldu diye asla müsaade edemeyiz. Ancak BDD lideri Müslüm bir açıklama yaptı. Kamışlı'dan meclis kurdular. Bu özel devlet değil ama ön adımı dediler. Türkiye'nin tavrı net, nedir bu konuda? Bir tavır değişikliği söz konusu olabilir mi yani? Tabii maalesef Suriye büyük bir karmaşa ve kafese içinde. Allah kimsenin evini, ülkesini bu hale getirmesin. Bizim için önemli olan Suriye halkının tamamının, bütün tamamının istikrarlı ve huzurlu bir ortama ulaşmaları, Suriye'nin toprak bütünlüğünün kesinlikle herhangi bir şekilde zarara ve herhangi bir şekilde tehlikeye uğramamasıdır. Şu anda Kuzey'de özellikle çok otorite boşluğu vardır. Birçok şehirlerde bir gün biri hakim, bir gün biri hakimdir ve maalesef çok sayıda grup söz konusudur. Üzerinde neredeyse grup söz konusudur. Bazen kendi aralarında da mücadeleler söz konusudur. Biz tabii ki Suriye'de yeni bir düzenin kurulmasını, halkın mutlu olacağı, demokratik bir düzene geçişi ve istikrarın bir an önce sağlanmasını buna çok önem veriyoruz. Türkiye'de haftalarda 200 bini geçen ana şehirlerde eklediğimizde 600 bin civarında Suriye'de insanlar yaşıyor, misafirler olarak, göçmenler olarak ne derseniz bilmiyoruz. Bunların bir an önce ülkeler huzur bulunuyor, ülkelerine dönmesini arzu ediyoruz. Herhangi bir şekilde Suriye'de, Suriye'nin parçalanmasına, Suriye'de herhangi bir şekilde böyle oldu modellere de açıkçası müsaade edilmez. Burada herkes tarafından bilinmesini isteriz. Ama Suriye'dekiler de bizim akrabalarımız. Baksanıza öyle sınırımızda öyle yerler var ki maalesef sınırlar vaktiyle yapılırken bir kasabanın içinden, köyün içinden geçmiştir. Bayramlarda bunu görüyorsunuz insanların nasıl karşı karşıya geldiklerini. Bir zamanlar mayınlar da buralar ayrılmıştı. Maalesef bu açılar yaşanmakları bunlar aynı zamanda insanidir. Dolayısıyla Suriye'de de hem Araplar hem oradaki Türkler ve Türkmenler yine hepsi, onlar da hep kızım akrabalarımızdır. Özellikle sınırlarımıza yakın olan yerleşim bölgelerinde. Onun için oralarda hiçbirinin ezilmesini de istemeyiz. Birinin birine üstünlük sağlayarak herhangi bir şekilde orada bir emri vaki olmasını da arz etmeyiz. Bunu da bilmesini istemeyiz. Son soru, Sayın Cumhurbaşkanı. Bu son soru senin son sorun da herkesin sorunu. Tek soru ama aslında iki soru hazır size yakalamışken. Teşekkür ederim. Anayasa Komisyonu toplantısında, son toplantıda Parti milletvekilleri artık biz bir çözüm bulamıyoruz. Getirebilir masadan kalkma sinyali verildi. Şimdi toplantı pazartesi günlerdiler. Muhalefet partileri tabii ki karşı çıkıyorlar masadan kalkmaya. Bununla ilgili görüşünüzü soracaktım. Bir de Türkiye gündeminde çok tartışıldı efendim. Öğrenci evleriyle ilgili bir valilik denetimi gündeme geldi. Çok tartışılıyor hala. Bununla ilgili görüşünüz. Teşekkür ederim. Şimdi yeni bir anayasa yapılmasını ben çok destekleyenlerden ve bu yönde çok yol gösterici olanlardan biriyim.
Cumhurbaşkanı olarak bununla ilgili çok doğru görüşmeler, konuşmalar yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım konuşmalarda özellikle yer verdim. Ama açıkçası şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Nerede siyasetinde kendi gerçekleri vardır. Bugünkü ortam içerisinde açıkçası nereye vardır bir şey söylemek istemiyorum. Ama yani herhangi bir uzlaşma, herhangi bir burada bir başarı söz konusu olursa hepimiz de Türkiye olarak çok büyük bir mutluluk duyarsın. Çok tartışıldı, görüldü. Herkes bir tarafa çekti bu işleri. Aslında mesele gayet ortada. Her yerde çok üniversite açıldı. Üniversite var. Tabii ki üniversitelerde bu kadar 1,5 milyon, 2 milyona yakın öğrenci var. Bu kadar yurt yok. Dolayısıyla bunlar hep arz talep meselesi olarak tabii ortaya çıkıyor. Bunlardan dolayı ortaya çıkan her çeşitli rahatsızlıklar söz konusu olabilirse, problemler, adli meseleler olursa tabii ki bunlarla ilgili de gereği yapılır. Ama bunları bir hukuk ülkesidir. Hepsi hukukun üstünlüğü çerçevesi içerisinde ve ihtiyaçlar çerçevesi